we are right now. No longer 17. Have we been around? Got some years on us and a new barrel as a sea. So we're here, let us still appear inside your dreamland. Herkese merhaba, yeni bir vlogtan merhaba. Bugün Malibu'dayız. Beraber Malibu'da bir gün geçireceğiz. Şu anda da Malibu'da Country Mart adlı çok meşhur ve çok lüks bir alışveriş yerine geldik. Genelde böyle Brad Pitt, Angelina Jolie, işte George Clooney, aklınıza gelebilecek bütün ünlülerin geldiği, kahvesini aldığı, yemeğini yediği, alışverişini yaptığı bir alışveriş merkezi burası. Çünkü Malibu ve Bel Air vesaire gibi lüks bölgelerdeki evlere çok yakın. Hem de daha böyle klas bir yer. Açık hava bir alışveriş yeri. Biz de şimdi kahve alacağız. Biraz dolanacağız. Sonra çok değişik, benim de görmediğim iki tane bölgeye gideceğiz aslında. Umarım güzel şeyler keşfediyor olacağız beraber. Siz de benimle geliyorsunuz. Şimdi ben sizle konuşmak için tabii böyleydim. Maskemizi takalım ve kahvemizi almaya gidelim. On the way where the night goes. Tell me when it's time to pick you up. Cause I wanna see your face so bad. Tell me when it's time to pick you up. Cause I wanna see your face. Evet. Kahve almadık tabii. Cemo kahve aldı, ben. Bu benim en sevdiğim içeceklerden burada. Çok kahve içmemeye çalıştığım için ve cool lime da kaktığı için green tea lemonade bu. I love it. Gerçekten burası bana o kadar güzel hissettiriyor ki, niye bilmiyorum. Böyle tam Los Angeles'ta olduğumu hissettiğim yerlerden bir tanesi burası. Böyle insanlar çok tatlı, herkes inanılmaz böyle sevecen, sizle konuşuyor vesaire. Açık hava yürüyorsunuz, dükkanlar güzel, değişik falan. Benim çok hoşuma gidiyor hep. Şimdi birazcık burada dolanma vakti. Bu arada burada bir tane taverna var. Hatta geçen sene benim doğum günümü orada yapmıştık. Bayağı bildiğiniz Yunan müzikleri çalıyor, dansöz geliyor ve göbek atıyorsunuz. Ah, şu Yunanların bizim kültürümüzü çaldığı anlardan biri daha. Ama böyle Malibu'nun en lüks yerinde bu kadar da Türk böyle şeyi yaşamak çok değişikti mesela. Burada bayağı da meşhur. Bu arada bildiğim kadarıyla böyle buralarda oturan iyi, kaliteli şey Yunanlar da varmış. Onların hepsi oradaydı. Yani gerçekten biz otururken hep Yunanlardı. Umut, say hi to my vlog. Biraz önce tavernadan bahsettim. Birazcık. Burası dünyada bütün zenginlerin evi olduğu, bütün zenginlerinin bir evi mutlaka olduğu ve gelecekte benim step yerim. Bildiğin burası bugün 29-30 derece. Çok değişik bence. Hayır, bilmiyorum. Los Angeles böyle ama geçen sene böyle miydi Ocak? Ocak'ta yağmur yağdı. Değildi, kötüydü. Bu global warming'in bir işareti. Bakın burası çok güzel, çok meşhur bir şapka dükkanı. İşte burada tamamen yapılıyor. Ve bildiğim kadarıyla bu dükkanı Lady Gaga meşhur etti. Buradan şapkalar alarak burayı bayağı tanıttı. Ve insanlar buraya deli gibi gelmeye başladılar. Burada da anlatıyor. Çok mutlu bir gün. Memorize your ways now, from your brown eyes, from the waist down. I know what you like. Could we cram in some time? Once more before the big sun arises. Oh. Ya bir evler var, size anlatamam. Ay. Life baby. Çok meşhur böyle çiçeklerin falan olduğu, olması gerektiği, bilmiyorum bu mevsimde var mı, bir manzara tepesi Point Dune. Umarım düşündüğüm gibidir. Bir de ileride El Matador Beach var, sonra da El Matador'a gittim ben. Ben gitmedim. Ha bak, doğru yani işte. Öyle. Mexico. Ya işte herhalde baharda normalde.
anladığım kadarıyla baharda buralar çiçek oluyor. Çünkü normalde çok çiçekli bir yer olması. Buranın manzarası meşhur da çiçek niye yok? Bahar değil diye yani bu. Evet, buraya geldik. Gördüğünüz gibi şöyle buradan yürüyüp tepenin arkasından çok güzel bir manzara var. Onu görüyorsunuz. Ama çok az park yeri var. Ve biz park yeri için sıra bekliyoruz. Ne kadar mantıklı daha beklemek tam bilemedik. O yüzden ayrılabiliriz buradan. Hani şey, güzel bir okyanus manzarası aslında. Yani başka da bir şey yok hani öyle. Asıl böyle hike yapmaya gelirsen güzel herhalde diye düşünüyorum. Ay hava çok evet, şu an çok meşhur beachlerden olan El Matador Beach'e geldik. İnanılmaz bir manzara var burada. Ve çok güzel bir beach. Bakalım, burayı ben hep görüyordum. İnanılmaz güzel manzaralar, fotoğraflar çekiliyordu. Çok da güzel bir manzara var. Yıkılıyor. Böyle okyanusun da farklı bir hissi oluyor biliyor musunuz? Yani uçsuz bucaksız ve korkunç. On my way up, now it's really far down. I don't think I'll feel it when I hit the ground. Muhteşem bir plaj. Buraya daha sonra hazırlanıp bayağı plaja oturmaya gelmeye karar verdik. Çünkü şu an lastik ayakkabılarlayız. Çok tatlı. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. Everything just cheese and meat. Cheese and meat. Okay. And one extra fries, please. Okay. Yeah. That's it. That's Are it, sir. Are you eating the car to go? To go. To go. Two double doubles, plain, two fries, one coke. Yeah. Thank this you. Is gonna be $16.26 at the first window. Thank you. Thank you. Evet, her gezim güzel günümüzün sonu olarak diyette olmamıza rağmen In-N-Out'a geldik tabii ki. In-N-Out'u bu kadar sevmemize rağmen ben hiç çekmedim galiba, biliyor musun? Bu şekilde drive'dan siparişimizi verdik. Tam yine yarım saatlik bir sıradan sonra. Her zaman çok uzun sıra var. In-N-Out'la ilgili söyleme... Cem o şeyi söylesene. In-N-Out'ın özelliğini bana. Sadece California'da var. Hı-hı. California dışında sadece Washington DC'de var. Aa, onu bilmiyordum. Oylama sonucu sadece Washington'da çıktı. Hı-hı. Kerem Bürsin gibi değil mi kız? Ben de Washington'dayım. Hayır. Ben de Washington'dayım. Çıkmışsın! Şey. Neyse. Washington. Buradaki... farm, tarım mı? Şey, tarım arazileri. Tarım tarımcılar. Arazilerinde sadece oradaki, yani sadece Kaliforniya'dan çıkan tarım ürünleriyle burger yapılıyor. Fries, işte patates falan yapılıyor. O yüzden çok sağlıklı. Ve ilk protein double double, cartı curtu, animal style falan In-N-Out'ta. Yani böyle ekmeksiz hamburgeri falan ilk bulan da bunlar. Bu arada şey... Bu arada In-N-Out'a giderseniz Los Angeles'ta Ceylin Kocagöz kalp yamak sakal koduyla %10 indirim alıyorsunuz. Keşke. Oha, böyle bir kod olsa var ya. Bayağı iyi. Ne para kırar. Şey, bu arada buranın güzel, yani tarım ürünlerinin güzel olmasının sebebi gerçekten hani böyle burası Amerika'nın Ege'si gibi yani. Mevsim o kadar güzel ki çok güzel yetişiyor. Bir Kaliforniyalı tarımcıları desteklemek üzere kuruluyor. Başka yere de gitmek istemiyorlar şeyi kaybetmemek için. Çünkü hani zaten olayı buradan taze ürünlerin alınıp bunun yapılması yani. Eğer yine bir yer değiştirirse amacından şaşmış oluyor. İşte oylamayla sadece Washington açılmış. Ay.
için onu da göstereceğim. Bir daha söyle başkan. Ve işler mi geldi? Oğlum iğrenç bence ya. In-N-Out'u'da yedikten sonra bugünün Malibu vlogunu kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.